Şimdi şunu diyelim yani e, karamsarlık, e, depresyon gibi e, sorunların önemli sebeplerinden birisi bizim tabii ki hayata bakış açımız. Dinin verdiği hayata bakış açısı bunlardan kurtulmada çok katkı da sağlar. Fakat bunun dışında yani beyindeki kimyasallarla alakalı sorunları olanlar olabilir. Onlarla da şu başta psikiyatrlar belki de psikologlar. Onunla ilgileniyor. Hı hı. Yani Demek istediğim şey şu bazen insanlarda sebepsiz de kaygılar, sıkıntılar çıkabilir. Evet. Yani dini açıdan doğru bir bakış açısını kazanınca benim hiçbir depresyonum kalmaz, kaygım kalmaz gibi bir şey söylemiyoruz. Hı hı. Fakat hayata bakış açısını dinin verdiği sahip olmak bence bu tip duygularla baş etmede önemli bir unsur mutlak olarak kaldıracağını garanti etmiyorsa da. Şimdi niye diyorum? Yani bizim hayatımızdaki psikolojik durumumuzu en önemli belirleyen unsurlardan bir tanesi diğer insanlarla kurduğumuz ilişkiler veya diğer varlıkla kurduğumuz ilişki diyebiliriz. Şimdi varlıkla kurduğumuz ilişkinin bir tanesi işte maddi varlıklarla kurduğumuz ilişki. İşte sandalyemle, arabamla, evimle, bardakla hı hı. diğerleriyle. Şimdi maddi varlıklar bize bir refah sağlayabilir. Ee, ...bize bir rahatlık getirebilir değil mi? Arabam, koltuğum, evim... ...ama yani bu maddi varlıklarla... ...kurduğumuz ilişkide hiçbir maddi varlık... ...benim iç dünyamı anlayamaz... ...benim duygularımı anlayamaz... Hı. ...benim sıkıntımı benle... ...paylaşamaz bir şekilde... ...bu yüzden... ...maddi varlıklarla kuracağımız... ...beraberlik... ...bizim içimizdeki anlam... ...sorununa cevap vermekte yetersiz kalacaktır... ...elbette ki dünyadaki... Allah'ın verdiği maddi nimetleri de bizim için önemli bir rahatlık sağlar. Ama bizim hayatını da anlamını üzerine kuracağımız temel olamazlar. Bunun yanında hemen şunu görüyoruz. Maddi varlıklar dışında diğer kurabildiğimiz bir ilişki tarzı var. Bu ilişki de diğer insanlarla özellikle yakınlarımızla kurduğumuz ilişki. Bu tabii ki diğerine nazaran hayatın e, tımıza çok daha fazla şey katması mümkün. Beraber işte e, duygularımızı paylaşabileceğimiz insanlar, kendi içimizi açabileceğimiz, zor zamanda yanımda olabileceğim bildiğim bir sevdiğim hayatımızı daha yaşanır e, kılacaktır. It. Ve dinin de burada bir katkısı var. Din de bir e, müminler arasında bir birlik ruhu oluşturarak onların aslında daha e, anlamlı beraberlikler kurmasına katkıda bulunuyor. Hı <laughs> Buna ilgili yapılan çalışmalar da var psikiyatri çalışmalarında özellikle işte din mensuplarının o işte camilerde, kiliselerde bir araya gelişlerinde kurdukları beraberliklerin, daha yakın ilişkilerin psikolojiklerine kattıkları e, unsurlar ve hatta hayatı da uzattığınla ilgili çalışmalar var. Çünkü anlamlı beraberlikler hayatın uzamasında çok önemli bir unsur ve din bu tip anlamlı beraberlikleri de oluşturuyor.